hastaların tedavisinin engellenmesi sonucu yaşamını yitirmesi ihmal değil ama politik hasta mahpusları sürece yayarak öldürme politikasının bir sonucu olduğunu söylemek mümkün. Bunun son örneği Elazığ R tipi hapishanesinden tahliye edildikten 15 gün sonra yaşamını yitiren İsmet Çardak'tır. İsmet Çardak toplum güvenliği için tehlikeli bahane edilerek uzun süre serbest bırakılmadığı gibi tedavisi de engellendi. Avukatlarının ısrarlı başvuruları sonucunda 28 Şubat tarihinde kaldığı hapishaneden tahliye oldu. Yürümekte zorlanan Çardak hapishaneden tekerlekli sandalye ile çıkmıştı. Bu duruma karşı F oturmasında bir hasta mapusun serbest bırakılmasını talep etmeye devam edeceğiz. 626. F oturmasında hasta mapus Leyla Akgün'ün sağlık durumunu sizlerle paylaşacağız. Leyla Akgün'ün kardeşi Zekiye Aygün 18 Mart tarihinde İhade Ankara Şubesi'nde başvurusu komisyonumuza ulaştırıldı. Ve 19 Mart günü ise telefonla kardeşi Zekiye ile konuşmamızda komisyonumuza şu bilgileri verdi. 43 yaşında olan kardeşim daha önce tutuklandığı dosyadan yargılandığı mahkemenin verdiği 1 yıl 9 ay kararı Kocaeli Kandıra F tip hapishanesindeyken tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu. Yargıtay cezasını yükselterek 6 yıl 3 ay verdi ve kararını onayladı. 14 Mart 2024 tarihinde tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi'ne gönderildi. Tutuklanmadan önce Kocaeli Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde muayenesinde meme kanseri teşhisi konuldu. 2023 yılında yapılan ameliyatla tümörlü bölge alındı. Ameliyattan sonra ışın tedavisi ameliyat bölgesinde meydana gelen enfeksiyondan dolayı yapılamadı ve enfeksiyon tedavisi gördü. Enfeksiyon kurtulduktan sonra doktorlar heyeti 21 gün ışın tedavisine karar verdi. Işın tedavisi tamamlandıktan sonra da tekrar PET çekimleri yapılacak ve akıllı ilaç ya da kemoterapi görmesine karar verilecekti. Ancak 6 gün ışın tedavisi alabildi ve tutuklandığı için hem ışın tedavisi hem PET çekimleri hem de akıllı ilaç veya kemoterapi tedavilerine başlanmadı. Tedavi haktır, engellenemez. Hasta mapuslar serbest bırakılsın. Leyla Aygün serbest bırakılsın. Tedavi haktır, engellenemez. Tedavi haktır, engellenemez. Tecrit öldürür, dayanışma yaşatır. Tecrit öldürür, dayanışma yaşatır. Tecrit öldürür, dayanışma yaşatır. 498. hafta basın açıklaması. İnsan Hakları Derneği olarak tespit edebildiğimiz kadarıyla hapishanelerde 651'i ağır olmak üzere 1517 hasta mahpus bulunmaktadır. Bu hastaların içerisinde kronik ve çoklu rahatsızlıkları olanlar, akciğer hastaları, kalp hastaları, kanser hastaları, yaşlı ve yaşamını tek başına devam ettiremeyecek kadar hasta olanlar hapishanelerde ısrarla tutulmaya devam edilmektedirler. Bu hafta Sincan İkinoğlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Hapishanesi'nde tutulan 75 yaşındaki ağır hasta Sabri Yavuz'un durumunu aktarmak istiyoruz. 7 yıldır tutuklu olan Sabri Yavuz'un hepatit B, prostat, apandis, safra kesesi rahatsızlıkları bulunmaktadır. 2 yıl önce Silivri 5 nolu L tipindeyken devlet hastanesine kaldırılmış, hem safra kesesi hem de fıtık ameliyatı olman lazım denilerek Başakşehir Çam Sakura Hastanesi'ne sevk edilmiş, 9 gün sonra biz seni ilaçla tedavi edeceğiz diyerek 3 ay sonraya ameliyat için gün verilmiştir. Ameliyat olmayı beklerken doktorun hem hasta hem yaşlı kaldıramaz demesine rağmen Sincan'a uzun bir yolculuktan sonra getirilmiş ve ilk geldiğinde yolda hırpalandığı için kampüs hastanesine kaldırılmıştır. Doktor tarafından apandisin patlamak üzere olduğu söylenerek dış kapı hastanesine sevk edilmiş ancak ameliyatlar için işlemler uzamıştır. 16 Kasım 2022'de kasık fıtığı ameliyatı olmuştur. Ameliyattan sonra elleri bağlı,
yatağa kelepçeli olarak 2 gün yoğun bakımda tutulmuştur. Serviste kalıp bakım görmesi gerekmesine rağmen ameliyatla haliyle hastaneden çıkartılıp yürütülmüş ve cezaevine götürülmüştür. Tek kişilik odada yaranın temizlenmesi için pansuman yapılmamış, 2 gün sonra gardiyanlar tarafından pamuk ve tentürdiyot verilerek pansumanı kendisinin yapması istenmiştir. Ancak pansumanını yapamamış ve 3 gün boyunca yapılmayan pansuman neticesinde ameliyat yeri şişmiş ve çok ağrı çekmiştir. Planlanmış olan safra kesesi ameliyatı uzun süre yapılmamış, sürekli karın ağrısı, kusma gibi şikayetleri olduğundan 24 Ocak 2024'te bu şikayetlerle hastaneye gitmeyi talep etmiştir. Önce kampüs hastanesine götürülmüş, orada uzun süre bekletilip sonrasında şikayetleri artınca Ankara Etlikşehir Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Safra kesesi için uzun süre beklendiği ve perfore olmasından kaynaklı enfeksiyon meydana gelmiştir. 26 Ocak 2024'te ameliyat edilmiş ve ameliyattan sonra cezaevine götürülmek istenmiş. Ancak doktorların ve kendisinin itirazı sonucu bir gün daha hastanede kalabilmiştir. 28 Ocak'ta cezaevine getirilip tek başına hücreye konulmuştur. 29 Ocak'ta kendisini ziyaret eden yakınları hem idrar sondalı hem de ameliyat yerinde bulunan diren ile kendisini görmüşlerdir. Tıbbi yardıma ve bakıma ihtiyacı olduğu halde tek kişilik hücrede hiçbir bakım veren olmayacak şekilde tek başına tutulmuştur. Uğraşlar ve yapılan başvurular sonucunda yanında kendisine destek olacak bir arkadaşı verilmiştir. Sabri Yavuz'un ilerlemiş olan yaşı, kronik olan hastalıkları ve sürekli kontrol ve bakıma ihtiyacı olması nedeniyle hapishanede kalabilmesi mümkün değildir. Kaldı ki hapishanede geçirdiği süre zarfında sağlık hakkı sürekli olarak ihlal edilmiş ve uzun süre ameliyatları gerçekleşmemiş, yapılan ameliyatlardan sonra da tek başına tutulmuştur. Tüm bunlar göz önünde tutularak acilen tahliye edilmesi ve sağlıklı koşullarda tedavilerinin yapılması gerekmektedir. Bizler Hasta Mahpusları Özgürlük İnisiyatifi olarak 498. haftada hasta mahpusların durumlarını dile getirdik. Mahpusların yaşamış olduğu tüm sorunlar kalıcı bir şekilde çözülünceye kadar taleplerimizi dile getirmeye ve kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz.